Her Şey Ekonomisi'nden iyi akşamlar diliyorum efendim. Ben Murat Tufan. Bugün 1 Mayıs işçilerin, emekçilerimizin günü ve bugün tüm çalışanlarımızın özellikle emekçi bayramını kutluyoruz. İşsizliğin yüksek olduğu bu dönemlerde umarım istihdamımız artar, daha kaliteli şartlarda, daha iyi şartlarda tüm işçilerimiz çalışır ve en önemlisi iş kazalarının olmadığı ve tedbirlerin alındığı bir dönem olur diyelim. Tabii ki en aza indirmek mümkün, sıfıra inmek mümkün değil. Bunda farkındayız ama işçi bayramı özellikle bugünlerde işverenlerin ve özellikle çalışma şartının yeniden gözden geçirilmesi gereken bir dönem. Şartları da takip ediyor olacağız efendim. Bugün bir başka önemli konuyu masaya yatıracağız. Neyi? Eğitimi konuşacağız. Yıllardır bize çocukluktan bugüne kadar aslında hayatı öğrenme ve anlama üzerine bazı doğrular var efendim. Kimimiz mutlu olduk, kimimiz mutsuz olduk ve özellikle başarılı olurken mutlu olabilir miyiz? Yani her başarılı kişi mutlu mudur? Başarısız olup da mutlu olan insanlar da var mıdır? Bunu bir eğitimciyle konuşacağız. Doktor Özgür Bolat'la. Kendisi hem eğitim bilimci hem yazar ve özellikle aileler ekran başına efendim. Çünkü ilgiyle takip ettiğiniz söylemlerle, verdiği önerilerle başarılı geleceğin mimarlarından eğitim bilimci yazarla konuşmuş olacağız. Özellikle çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerekiyor? Onlar iyi yetiştiği zaman bu ülkede neler değişebiliyor? Bazı şeyler vardır biliyorsunuz, soy şeyler ve ekonomi de aslında bu eğitimle başlıyor. Çocuklarımızın eğitimiyle başlıyor efendim. Doktor Özgür Bolat, Her Şeyin Ekonomisi. Her Şeyin Ekonomisi ile devam ediyoruz efendim. Doktor Özgür Bolat, eğitim bilimci ve yazar, özellikle aileler ekran başına diyelim. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Hoş Sizin bulduk. De 1 Mayıs'ınız kutlu olsun efendim. Teşekkür tüm ederim. Tüm emeklilerin de, olduğu gibi. Evet, aynen. Ben de bütün emekçilerin işçi bayramını kutluyorum. Eğitim çok önemli. Eğitmenler çok önemli. En büyük işçilerden, en değerli işçilerden bence başında geliyor. Çünkü nesil yetiştiriyorlar değil aynen, mi? Aynen. Size baktığımız zaman eğitimi öncelikle nerede ve ne zaman başlıyor diye sorsam, çocuk eğitmek mi yoksa çocuk yetiştirmek mi Özgür Bey? Çocuğa en çok zarar veren şey çocuğu yetiştirme çabası. Çocuk zaten kendisi en doğal koşullarında zaten yetişiyor. Yani siz onun yetişmesini engelleyemezsiniz. İsteseniz de engelleyemezsiniz. Onun için yapmamız gereken onu yetiştirme çabasından kurtulmamız. Neden kurtulmamız gerekiyor? Çünkü yetiştirme çabasına girerseniz bir kaygıyla çocuğa yaklaşırsınız. Doğru. Çocuğa kaygıyla yaklaştığınız anda çocuk hayatında var olması tehlikeye girer. Çocuğun eğitimi ne zaman başlar? Çocuğun eğitimi onun büyük babası doğduğunda başlar. Anladınız mı demek istediğimi? Büyük babası doğduğu zaman. Doğduğunda başlar. Bu ne demek? Zaten yani benim torunumun eğitimi şimdi başladı. Neden şimdi başladı? Çünkü ben kendi yaralarımı, eğer bilinçli değilsem tabii ki, kendi yaralarımı çocuğuma yükleyeceğim. Çocuk da onun çocuğuna yükleyecek, kendi çocuğuna yükleyecek. Ne olacak? Yaralar böyle yüklene yüklene gidiyor olacak. Aslında onun yaşanmışlıklar, için, yanlışlıklar değil mi? Evet, hepsi çocuğa geçiyor. Evet, çocuğa geçecek. Eğer benim farkındalığım yüksekse, o zaman o yaralarımı çocuğuma yüklemem. Yani yetiştirme çabasına girersem yaralarımı çocuğuma da yüklemiş oluyorum. Yetiştirme çabasına girmezsem o zaman çocuk zaten benim yaralarımı almadan kendi doğal ortamında zaten en iyi şekilde büyüyecek. Ama bu Özgür Bey şöyle bir zorluğu yok mu? Anne babalarımızdan biliyoruz. Kendi yaşanmışlıklarından dolayı çocuklarına ya çok korumacı yaklaşıyorlar ya çok korkutarak çocuklarını yetiştiriyorlar. Bundan sıyrılmak yani aslında kendi bir benliğinizden sıyrılıp, kendi yaşanmışlıklarınızdan sıyrılıp çocuğu farklı bir birey olarak görebilmek zor bir şey midir diye sorsam. Kendi yaşanmışlığınızdan sıyrılmanızı, yani bunu yapamazsınız zaten. Yapamayız. Kendi yaşanmışlığınızdan sıyrılamazsınız. Bizim dediğimiz ne? Kendi yaşanmışlığınızdaki o sıkıntılarla yüzleşip onları iyileştirmeniz lazım. Onları iyileştirdiğiniz zaman, örneğin hayata karşı kaygılı bir bakış açınız varsa, ben çocuğuma kaygısız yaklaşayım diyemezsiniz. Kaygıdan kurtulamazsınız. Ne yapacaksınız? Kendinize döneceksiniz. O kaygınızla baş edeceksiniz. Kaygınızı yendiğiniz zaman zaten çocuğa
kaygıyla yaklaşmazsınız. Kendinize sıkılıyorsanız mesela, çocuk var ya da yok, kendinize sıkılıyorsunuz. Hı hı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çocuğunuz olunca onunla da sıkılırsınız. Onunla oyun oynayamazsınız. Çocukla oynadığınız her durum sizin için, sizin yaranıza dokunan bir tetikleme aracıdır. Zaten oynayamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Kendinizle sıkılmanızın nedenini, yani iş çocuğunuzu öldürmüşsünüzdür, ondan dolayı kendinize sıkılıyorsunuzdur. Onu çözmeniz lazım. Yani sıyrılamazsınız. Sadece iyileştirme ve kabul var. Peki şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını gördüğüm kadarıyla alışveriş merkezlerinde, işte parklarda, bahçelerde bir şekilde eğlendirmek peşinde gördüğümüz kadarıyla. Kaliteli vakit geçirmek dediğimiz çocukla, evet, nasıl kaliteli vakit geçirmek gerekiyor? Yani AVM'de çocuğu bir kutunun içine koyup da, evet, toplarla oynatmak mıdır, yoksa onunla konuşmak mıdır Özgür Bey? Soru mükemmel bir soru. Çünkü günümüzün en büyük, farkında olarak ya da olmayarak, günümüzün en büyük sıkıntısına parmak bastınız. O da şu: anne baba çocukla eğlenmiyor, çocuğu eğlendirmeye çalışıyor. Çocukla oyun oynamıyor, çocuğa oyun oynatıyor. İşin içinde kendisi yok. En iyi oyun oyuncaksız, çocukla beraber oynanan oyundur ve çocukla çocuk olmaktır. Eğer siz çocukla çocuk olmazsanız, çocukla oyun oynamış sayılmazsınız. Çocukla çocuk olmak nasıl oluyor? Yani babanın işte at gibi olup, evet, çocuğunu sırtına, evet, alıp koşturması, evet, mı? Evet, evet. Mesela bir baba, hocam onu yaparım ama dedi, eşimden utanıyorum dedi mesela. Evet. Yani kendi demek ki şeyleri var, yaraları var. Otorite kurmak zorunda hissediyor. Onun için en iyi oyun çocukla çocuk olunan oyundur. Ama bizim toplumumuz buna engeller. Ne der? Çocukla çocuk olma der mesela. Oyuna engeller. Oyunu neden engelliyor? Çünkü oyun olan yerde neşe var ya, neşe olan yerde sevgi var ya, babada değersizlik duygusu varsa sevgi çıksın istemiyor. Evet. Çocuğundan sevgi almak istemiyor. Onun için engelliyor. En iyi oyun çocukla çocuk olunan oyundur. En iyi oyun oyuncaksız oyundur. Bir de günümüzde İngilizce'de karşılığı var ama Türkçe'de yok. Hani game ve play var ya. Anne babalar çocuklarıyla play, o oyunu oynayamadıkları için nereye yönlendiriyorlar? Çocukları game'e yönlendiriyorlar. Gerçek oyunda rekabet yoktur. Mesela çocuk anne çocuğuyla Lego yapacak mesela. Diyor ki hadi bakalım en yüksek kuleyi kim yapacak? Rekabet sokuyor. Gerek yok. Evet. Gerek yok. Ne diyebilir? Hadi beraber Lego yapalım diyebilir. Çocuğun kendi seviyesinin üstüne çıkmasını istiyorsa da hadi bakalım ikimiz yapabildiğimiz kadar yüksek Lego'yu yapmaya çalışalım diyebilir. Rekabet sokmasına gerek yok. İşte cümleleri seçmemiz, kelimeleri doğru kullanmamız ne kadar önemli olduğunu burada da anlıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Kelimeleri doğru seçme diye bir şey yok. Zaten kelimeleri sizin bilinçaltınızın yansıması. Yansıması. Zaten rekabetçiyseniz hadi beraber oyun oynayalım deme cümlesi size oturmaz. Onu dediğiniz zaman rahatsız olursunuz. Ama zaten bilinçaltınızda rekabet yoksa hadi bakalım en yüksek kim yapacak cümlesi de ağzınızdan çıkmaz. Evet. Onun için böyle tekniklerle, yöntemlerle, reçetelerle bu iş olmaz. O temele inip o bilinçaltını ya da şemaları, düşünce yapılarını keşfetmek gerekir. Zaman anne ve babalar çocuk düşünüyorlarsa, eğer çocuğu yoksa ya da çocuğu yeni olduysa, ilk başta onları bir eğitimden mi geçirmek gerekiyor? Hayır. Ve bunu anne baba okulu olan birisi olarak söylüyorum. Hayır. Neden hayır? Çünkü çocuk doğurma yetisi verildiyse bir kadına, çocuğa bakma bilgeliği de verilmiştir. O zaten o bilgi onda vardır. Eskiden yani insanlık tarihine baktığımızda yani 150 bin yıldan da başlatabilirsiniz, 600 bin yıldan da, 3 milyardan da fark etmez ama hadi 150 bin yıl diyelim. 150 bin yıldır bu bilimsel bilgi yoktu. İnsanlar nasıl yaptı? İçeriden gelen sezgisel bilgilerle yaptı. Bu sezgisel bilgiler herkeste var. Peki insanlar neden ulaşamıyor buna? Onu soracaktım. O zaman neden yanlış çocuk? Kaygının olduğu yerde insanlar sezgilerine ulaşamaz. Kaygıyı nasıl azaltabiliriz? Kaygıyı azaltma, bu yani reçetesi yok. Kaygıyı azaltmanın birçok yolu var. Kaygıyı keşfetmek önemli. Bunu kabul etmek önemli. Kaygıyı yaratan, kabul zaten tek başına kaygıyı ortadan kaldırır. Kaygıyı yaratan düşünceyi kaygısız olan düşünceyle değiştirmek gerekir. Bunun için neler gerekir? Farkındalık gerekir, terapi gerekir. Bir sabah uyanınca değiştirebilirsiniz. Yani kaygıyı yendiğiniz zaman dışarıdan bir bilgiye ihtiyacınız yok. Peki Özgür Bey, şunu soracağım. Ben sizin anlattıklarınızı kendi çocukluğuma indirgeyerek düşünmeye başladım ve eminim ekran başındaki izleyicilerimiz de işte Özgür Bey konuştuğu zaman bir anne babamıza gitmişizdir. Siz kendinizi, çocukluğunuzu karşıya koyduğunuz zaman anne ve babanızı mesela sizi yanlış eğittiğini düşündüğünüz noktalar oldu mu? Oldu tabii, oldu. Özellikle nerede hata yapmış? Çok başarı odaklı büyüdüm. Başarı.
Bende de öyle oldu. Yani hep en iyi olma çabası ve ailem hep bunu Yani bunu bir cümle olarak duymuyorsunuz da gizli mesajlar olarak duyuyorsunuz. Alt metinler. Alt metinler. Neden 100 almadın, neden 90 almadın? Hiç böyle bir şey olmadı. Ama şeyler oldu. Mesela geliyor, işte dayı geliyor, teyze geliyor. Aa Özgür yine işte peki almışsın. Aa Özgür duyduk ki sokak lambasında derslerini yapmışsın. Yani böyle böyle bu anlatılmış ve şey yapılıyor değil işte mi? İşte alt mesajlardan. Evet, evet, işte Özgür'ü okula gidip Özgür'ün öğretmenine veri toplantısında Özgür nasıl diye sormanıza gerek yok. Bunlar böyle gizli mesajlar. Yoksa hiç hesap sorulmadı bana denmedi ama böyle gizli mesajlar. Çocuklar zaten o gizli mesajları alıyor. Çocuk da zaten onu duyduğu zaman hep çabalıyor ve daha başarılı olmayı. Evet. Peki şunu soracağım. Mesela şöyle gizli mesajlar var. Diyor ki mesela Allah'a şükür diyor bizim oğlumuz bize hiç böyle okuldan hiçbir öğretmen sorun var diye çağırmadı. Burada bir beklenti yüklüyor size örneğin. Allah'a şükür bizim oğlumuz hiç şey almadı. İşte sınıfta kalmadı. Oradan gizli bunlar gizli mesajlar. Özellikle anne, sınıfta da kalabilir. Hocası da çağırabilir değil mi? Bakıldığı tabii ki zaman tabii ki çocuğa. Çağırabilir. Tabii ki. Peki 100 alan çocuğa ailesi nasıl davranması gerekiyor? Ya da her sene takdir alan bir çocuğa. Şimdi zaten eğer çocuğun performansı notlarla ya da takdirle değerlendiriliyorsa zaten en başta sıkıntı var. Neyle değerlendirilmesi lazım? Okulun gerçek amacı öğrenme ya. Evet. Öğrenmeyle değerlendirilmesi lazım. Bizim ve 200 sene önce bir istatistik vardı. 17 bin tane okul birincisi. İstatistiği tam hatırlayamıyor olabilirim ama önemli olan verdiği mesaj. Doğru. 17 bin tane okul birincisi üniversite sınavında bir yere yerleştiremedi. Bu ne demek? Yerleştirilemedi. Bu ne demek? Çocuk notları çok yüksek, okul birincisi olmuş ama öğrenme olmamış. Bir defa anne baba okulu öğrenme olarak kurgulaması lazım. 100 aldın, kaç aldın sorusu değil. Ödevin var mı yok mu sorusu değil. Sen ne öğreniyorsun? Bu okulda sen ne öğreniyorsun? Bir, senin ne ilgini çekiyor? Sen merak ettiğin şeyleri nasıl ulaşıyorsun? Bunu deneyle yapabilir miyiz ya da nasıl ulaşabiliriz? Bunları yapması lazım. Zaten bizim kültürümüzde bu zaten yok. Bu olmamasına rağmen, diyelim ki bunu varsayalım. 100 alan çocuğa şunu sorarsanız. Bu senin 100'ü aldığın bilgini ölçüyor mu? Öğrenmeni ölçüyor mu? Sen ne hissettin? Bu senin için ne anlama geliyor? Mesela dedi ki çocuk, mesela ne diyebilir? 100 aldığınız, örnekten gidelim. 100 aldınız, ben dedim ki anne 100 aldı. Evet. Zaten çocuk bana söylüyorsa ben not beklentimi zaten yüklemişim. Zaten sıkıntı var ama onu geçtim. Tamam. 100 aldı. Ben dedim ki 100 aldım bu senin için ne ifade ediyor dedim mesela çocuğa. Çocuk ne diyebilir? Ben şöyle diyebilirim. Örneğin sınıfta birinci oldum. Evet. Peki sınıfta birinci oldun. Sınıfın seviyesi çok düşük olabilir. Doğru mu? Doğru. Çok düşük bir yerde birinci de olabilirsin. Bu 100 senin gerçek kapasiteni yansıtıyor mu diye sorarım. Çünkü sen birinci... Şöyle bir örnek aklıma geldi. Çocuğa soruyor, oğlum niye çalışmıyorsun? Diyor. Anne ben çalışmadan zaten birinci oluyorum. Yani çocuk kendi seviyesini sınıfla karşılaştırınca kendi kapasitesinin üstüne çıkmıyor. Evet. O zaman ben sınıfta ben birinci oldum. Peki bu 100 gerçekten senin kapasiteni yansıtıyor mu? Ya da şunu soruyorum, sen 100 almış olmana rağmen senin bu konularla ilgili bilmediğin şeyler var mı? Bunların farkında mısın? Bunları öğrenme planın var mı? Hayır anne, öğrenme planım yok. Neden? Çünkü sınavda çıkmayacak. O zaman zaten sistem çocuk yanlış yola girmiş. Anlatabildim mi? Bunları çocukla konuşmam lazım. Şimdi bir soru daha soracağım. Oradan da aslında anne baba okulu adında eğitimlerinizden bahsedeceğim Özgür Bey ama şunu öğrenmek istiyorum. Çocuk hep sorgular değil mi? Doğduğu günden itibaren hayatı anlamaya, yaşamı anlamaya birçok şeyi sorar. Anne baba sorar. Bu nedir? Bu nasıl? İşte yıldızı gösterir, suyu gösterir vesaire. Burada aileler çocuğa cevap verme çabasında olsunlar mı? Nasıl bir iletişim kurmaları gerekiyor? Güzel soru. Çocuğa cevap vermeyecek. Ama cevabı bulmasına yardımcı olacak. Sorusuna mutlaka cevap bulunacak. Neden cevap vermeyecek? Cevap verdiği an ne olur? Çocuğun öğrenmesini kesebilir. İkisi kendisi bilmiyor olabilir. Ama şunu demesi lazım. Çocuk soru sorduğu zaman şunu söyleyebilir. Kendi cevabını bir bakış açısına göre verebilir. Başka hangi tür bakış açıları var? Bunu beraber keşfetmeleri lazım. Ama en iyisi de şu. Çocuk soru sorduğu zaman, soru temel bir soruysa, yani araştırmayı ve deney yapmayı gerektiriyorsa beraber deney yapmaları en iyisi.
Anlatabildim mi? Mesela anne bu su neden hemen donuyor da bu donmuyor? Hı hı. Açıklama yapabilir ya da diyebilir ki ya bunu anlamak için bir deney yapalım mı diyebilir. Evet. Ve çocuğa şey yapabilir. Ya aslında çocuğu araştırmaya ve deneyimlemesine tabii sağlıyor. Tabii anne baba kendisi öğrenmeyi sevmiyorsa bunu yapamaz. Yani çoğu aile hep görüyor bir çaba içinde çocuğunu anlatmaya çalışıyor. Bir de mantık çerçevesinde anlatmaya çalışıyor ama dediğiniz doğru sorgulama yetilerini belki de aile azaltıyor. Çünkü hazır bilgiyi çocuğa sunmuş oluyor. Evet, hazır bilgi. Yanlış. Evet. Yani hazır bilginin gerektiği yerlerde olabilir tabii ki. Söyleyebilirsiniz. Evet. Bir restorandasınız hemen cevap verebilirsiniz ama temel felsefe çocuğun sorusuna birlikte yanıt aramak. Peki, temel felsefe bu. Aile türlerini kategorize edebiliyor muyuz birincisi ve anne baba okul adında eğitimler veriyorsunuz Özgür. Evet. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Anne baba okulu eğitimleri şöyle. Ben yurt dışından geldikten sonra öğretmenlerle çalışmaya başladım. Hı-hı. Sonra öğretmenler şunu söyledi bana. Hocam anlattıklarınız güzel de bunu velilere anlatmazsanız bir şey olmuyor. Olmuyor. O zaman ben velilerle de çalışmaya başladım. Ondan sonra velilere seminerler vermeye başladım. Veliler de diyor ki tamam bu çok güzel ama biz nasıl değişeceğiz? Hı hı. Yani gerisini istiyor, daha derinliğini istiyor. Çünkü iki saatte her şeyi anlatamıyorsunuz. O zaman ben dedim ki bunu yayayım. Hı hı. Anketlerini yapayım. Mesela siz kaygılı mısınız, değil misiniz? Nasıl bir aile türüsünüz? Hı hı. Nasıl bir bağlanma? Anketlerini yapayım. Bilimsel anket geliştirdim bir arkadaşımla beraber 54 tane. Sonra ödevlerim olsun, farkındalığı olsun. Mesela diyorum ki çocuğa uyardığınız her kısımda, her şeyde sizin kendi üzerinize düşmeyen bir şey yapmamışsınızdır diyorum. Ama bu böyle söylüyorum ama bunun ödevini veriyorum. Mesela uyardığınız zamanları yazın, ne için uyardınız gibi ödevler veriyorum. Ve böyle bir 36 saatlik bir program geliştirdim. Hı hı. Ve bu veliler geliyorlar, kayıt oluyorlar. Ve burada 36 saat benden bu eğitimi alıyorlar. Testleri var, ödevleri var, kendi şeyleri var. Yani farkındalıkları artıyor. Onlar da bir öğrenci olmuş tabii onlar ki, bir tabii yerde. Tabii ki. Türkiye'de zor mu bunları yapabilmek Özgür Bey? Neyleri? Yani Türkiye'de bu dönüşümü, bu ailelerle bu kontağı kurmak, iletişimi kurmak zor mu? Nasıl bakıyorlar sıcak bakıyorlar? Şimdi şöyle bir şey var. Bu soruya objektif yanıt veremem. Neden yanıt veremem? Çünkü bana gelen velilerin hepsi zaten değişim için geliyor. Değişim için. Zaten öğrenmek için geliyor. Ben o velileri görüyorum sadece. O zaman bana gelen bütün veliler değişim istiyor. Örneklemeniz bu kütle. Evet. Çoğunluğu. Peki bana gelmeyenler nasıl? Hı hı. Onları bilemiyoruz ki büyük çoğunlukta onlar. Yani mesela seminere gidiyorum. Okul işte veliler geliyor ama asıl sonra okul müdürü diyor ki hocam işte geldi veliler çok güzel ama asıl burada olması gereken veliler yok diyor. O veliler gelmiyor. Yani insanlar bilgiyi talep eden insana bilgi vermek çok kolay ama asıl sıkıntımız bilgiyi talep etmeyen insanlara nasıl ulaşacağız? Onlara nasıl yardımcı olacağız? Onlar çocuklarını birey olarak yetiştirmesine onların yani nasıl katkıda bulunacağız? Evet. Asıl sorular bunlar aslında. Esas değil mi sanırım? Evet, çünkü size gelenler gerçekten de hani bir yerde evet hatalar yapmış olabilirler ama bu vizyona sahipler, anne babalar geliyor, değişmek istiyorlar. Bu çok önemli. Şimdi aslında çok aklımda soru var ama bir tanesini öne almak istiyorum sizinle. Liderlik. Baktığımız zaman işte iş yerlerinde CEO'lar var, ülkeyi bir başbakan, cumhurbaşkanı yönetiyor, dünyayı birileri yönetiyor. Lider çocuk anlaşılabilir mi? Lider çocuk, liderlikten kastınız ne diye sorarsam? Nasıl? Şöyle bir ne şeyi dersiniz? Yöneticilik yapmak, iş hayatında yöneticilik yapmak. Bir şeyleri temsil etmekten bahsediyorum. Şimdi o zaman şunu anlatmam lazım. Yönetici olmak, hı hı, liderlik yapmak değildir. Liderliğin tanımını yapalım ilk önce. O zaman belli olur. Liderliğin tanımı şu demek. Liderliğin tanımı ortak bir vizyon doğrultusunda insanları etkilemek. Ortak bir vizyon doğrultusunda insanları etkilemek. Ben müdürün altında çalışan insanlara şu soruyu sorarsam, senin müdürün hangi vizyonu temsil ediyor diye sorarsam 100 kişiye, hı hı, 100'ü de ortak bir şey söylüyorsa ben o kişinin lider olduğunu anlayabilirim. Ama o yönetici liderlik yapmıyorsa, yani etkilemiyorsa, sadece yöneticilik yapıyorsa o zaman onun adı liderlik olmuyor, onun adı otorite oluyor. Otorite oluyor. Yani otorite ile liderlik farklı şeyler. Sizin otoriteniz olabilir, yani yönetici olabilirsiniz, hı, bu liderlik anlamına gelmez. Ya da otoriteniz olmayabilir, yani basamaklarda en altta bir çalışansınızdır ama insanların vizyonunu genişletiyorsunuzdur. Vizyonunuzu genişlettiğiniz anda siz otoritesiz, yani statünüz olmayan bir lidersinizdir. Hı. Mesela Gandhi'yi düşünelim. Gandhi avukat ve herhangi bir statüsü ya da otoritesi yok.
Sadece değeriyle liderlik yapıyor. Atatürk'ü düşünelim. Samsun'a çıktıktan sonra ne yapıyor? Üniformasını bırakıyor. Yani statüsünü bırakıyor. Liderlik yapmaya başlıyor. Çocuğun liderlik yapıp yapmayacağını anlayamayız. Ama şunu anlarız çocuk. O liderlik yapıp yapmayacağını anlayabilmemiz için şunu yapmamız lazım. Çocuğa bir değerler sistemi oluşturmamız lazım. Evet. Bu da aileyle oluyor. Ama şunu anlayabiliriz. Liderliğin temelinde güç ihtiyacı var. Güç şu demek, etkilemek istemek. İnsanları etkilemek istemek. Güç ihtiyacı olan insan, değerler sistemi oluşturursanız lider olur. Değerler sistemi oluşturamazsanız, yani yaralar açarsanız, çocuk kendini korumak için güç isterse, o zaman da diktatör ve despot olur. Yani Hitler olur. Onun için güç ihtiyacı olup olmadığını doğuştan anlıyorsunuz. O güç ihtiyacını ne yapacaksınız? Liderliğe mi götüreceksiniz? Yani bir değerler sistemi yaratıp diğer insanların hayatına etki mi yapacaksınız? Yoksa kendini korumak için ben güç istiyorum, diktatörlüğe mi götüreceksiniz? Belli değerler olmadan direkt olarak. Evet, değerler yoksa liderlik yoktur. Bu önemli bir soru ve ayrım anlaşıldı mı sizin açınızdan? Benim açımdan anlaşıldı. Tamam. İzleyeceğimiz açısından da anlaşılmıştır. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi günümüzde sosyal medya çok fazla etkili ve aileler hep çocuğunu bir susturmak için ellerine işte bazı cihazları verme peşindeler. Böyle bir ortamda öğrenme nasıl olmalı ya da öğrenme boyut değiştirdi mi diye sorsam? Öğrenme insanlık tarihi boyunca hiç boyut değiştirmedi. Öğrenmenin özünde aynı şey var. Öğrenmenin tanımı ne? Deneyimler sonucu. Kafamızda oluşan şemalar. Bunu bu arada tabii oyun oynama ve model almayla öğrenme de var ama bunu es geçiyorum. Şimdi okullardaki öğrenmeye bakalım ya da çocuğun hayatındaki öğrenmeye. Deneyim sonucu kafamızda oluşan şemalar. Bu hiçbir zaman değişmez. Teknolojiyi verdiğimde ben, teknoloji bana deneyim sağlatmıyorsa o zaman o teknoloji bende öğrenme sağlamaz. Ne sağlar? Öğretmen derste anlatıyor ya mesela, 40 dakikada bir konuyu anlatıyor ya. Teknolojiyle ben bunu 10 dakikada anlatırım ve daha görsel bir şekilde anlatırım. Ne bileyim, daha canlandırarak anlatırım. Ama sonuçta öğretmen ne yaptı? Anlattı. Yani aktardı. Teknoloji ne yaptı? Yine aktardı. Çocuk her ikisinde de pasif. Ama teknolojinin çocuğu pasiflikten kurtarma potansiyeli var. O ne? Çocuk kodlama yapar. Çocuk kendisi teknolojiyi kullanarak bir keşfetme yapar. Çocuk kendisi orada bir şeyler yaratır, bir tasarım yapar. Teknoloji böyle kullanıyorsa o zaman teknolojinin öğrenmeyi değiştirme kapasitesi vardır. Ama teknolojiyi sadece aktarım aracı olarak kullanıyorsanız aynı sığlıkta devam eder. Evet. Peki aileler ne yapması gerekir? Çocuğu çok fazlasıyla aslında izin vermiyorsa ve sürekli elinde işte o oyun cihazları varsa. Tabii o başka boyutu. Sizin sorduğunuz eğitim teknolojisiydi. Şimdi sosyal medya boyutuna ya da oyunlara geçersek orada da şöyle sıkıntı vardı. Sosyal medya ya da oyun, yani teknolojinin bu kısmına bakarsak bu kısım çocuğun annesi babasıyla kuramadığı ilişkinin bedeli. Eğer çocuk ilişki ihtiyacını annesi babasıyla karşılarsa ya da arkadaşlarıyla karşılarsa, insanların kendini geliştirme istekleri vardır. Evet. Onu karşılarsa bu sosyal medyaya gitme ihtiyacı duymaz. Yani sosyal medya aslında çocuğun bir yarısını yara bandı oluyor. Bunu elinden alırsak yara kanama olur. Elinden alabilmemiz için ilk önce yarayı iyileştirmemiz lazım. Yarayı iyileştirmenin yolu da 4 tane yolu var. Çocukla ilişki kurulacak. Çocuk hayatında bir şey yapabiliyor olacak. Hayatının kararını kendisi veriyor olabiliyor olacak ve keşfetme ortamına giriyor olacak. Bunu yaptığınız zaman çocuk teknolojiye gitme ihtiyacı duymaz. Evet, aslında bu tamamen ailelerin çocuklarıyla olan iletişim ve nasıl vakit geçirdikleriyle doğrudan alakalı. İletişimden ziyade ilişkisi. İlişkisi. Bir örnek vereyim, çok güzel olacak. Babası demiş ki bırak artık şu oyunu elinden. O da demiş ki tamam baba bırakıyorum. Hadi bahçeye inelim oynayalım. Demiş çok yorgunum. İyi o zaman sen dinlen ben de oyun oynayayım. Yani bıraksa ne olacak? Oyun oynayamayacak babasıyla. Mesela televizyonu düşünün. Televizyon izlemesenle baba ne yapacak? Sohbet etmeyecek. Ne olacak? Mecbur televizyonu oraya koyuyorlar kendilerine. Yani bir uyuşturucu aracı yani. Kendilerinden, gerçeklerden, yüzleşmeden kaçmak için oraya kuruluyor. Ve iletişim kurmadan televizyona bakabiliyorlar. Sadece televizyon izleniyor. Evet. Peki çocukta sorumluluk duygusunu nasıl geliştirilmesi gerekiyor ya da geliştirmek gerekiyor mu diye sorsam çocuk ve sorumluluk kavramları. Evet, bunun cevabı bayağı uzun ama nasıl yapsak? Sorumluluk olayı şu. Siz anlatın, biz uygun yerde keseriz. 1,5 dakika gibi süremiz var Özgür Bey. Öyle mi? Sorumluluk,
sorumluluğun 3 tane boyutu var. Hı hı. Çocuğu bir şeyden sorumlu tutabilmeniz için ilk önce evde kuralların ve düzenin olması lazım. Ve çocuğum abur cubur yiyor diyor mesela. Hı hı. Evde çocuğun çikolata hakkı ne kadar diyorum, öyle bir hakkı belli değil diyor. Hı hı. O zaman evde düzen yoksa, o zaman çocuk sürekli ağlar, sürekli bir şey yapar. Yani beklentilerin net olmadığı, kuralların net olmadığı, düzenin net olmadığı yerde sorumluluk veremezsiniz. Birincisi bu, düzeni sağlayacaksınız. İkincisi, çocuk onu yapmıyorsa, mesela sosyal medya kural var, bir saat telefonla oynaması ama iki saat oynuyor. O zaman ne yapacağız? Demek ki çocuğun bir yarası var, bir ihtiyacı var. Problem çözme, onu anlayacağız. Problem çözmüyorsa da üçüncüsü, doğal davranışın sonucunu yaşaması. Mesela çocuk yemek yemiyorsa anne ne yapıyor? Ya abur cubur veriyor ya başka yemek hazırlıyor. Hayır, bir sonraki yemek saatine kadar ki düzen varsa bellidir ya oraya kadar çocuk aç kalacak. Yani davranışın doğal sonucunu yaşayacak. Hı hı. Ve bu üç sistemi, kitabımda var bu arada, beni ödülle cezalandırma. Bu üç sistemi oturtursa anne çocuk kendi davranışlarının sorumluluğunu almaya başlar. Bu arada kitabınızdan bahsetmiştiniz. Beni ödülle cezalandırma. Evet, evet. Özgür Bey, son olarak da ondan bahsedelim. 1-1,5 dakika gibi süremiz tamam. Kaldı ama. Tamam, bahsedelim. Yani orada ödülün zararlarını anlatıyorum. Ödül birçok açıdan bir rüşvet mekanizması. Ödevini yaparsan bilgisayarla oynarsın dediğimde ne demek? Ödev bir araçtır, bilgisayar bir amaçtır. Ödevi önemsizleştiriyorum. İki, çocuğun neden ödev yapmadığını keşfetmiyorum. Tek işim çocuğa iş yaptırtmak. Sonra diyor ki böyle olunca çocuk da bir şey istediğinde annesine sürekli rüşvet diyor. Yemeğe hazır, işte diyor masayı toplar mısın diyor. Toplarım ama bana ne vereceksin? Yani sorumluluk bilincinden kaçıyor. Yani her açıdan değerleri öldürüyor. Nasıl mesela sen arkadaşına yardımcı olursan sana bir oyuncak alacağım dediğinde ne mesaj veriyorum? Arkadaşına yardımcı olmak kendi içinde değerli değildir. Bir çıkar elde edersen değerlidir. Onun için birçok açıdan zararları var. Evet, Özgür Beyciğim çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani birçok şeyin ne kadar yanlış ya da doğru bildiğimiz yanlışlar evet. gibi bir şey oldu bu. Çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız rica için. Ederim, rica ederim. Doktor Özgür Bolat efendim konuştuk. Eğitim bilimci ve yazar. Özellikle Beni Ödülle Cezalandırma kitabını da aileler okusun. Nasıl hatalar yaptığımızı görelim. Daha sonrasında zaten zaman içerisinde Özgür Bey de söylediği gibi onu bir şekilde zaten yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız çocukla doğru iletişim kurmayı da öğrenmiş olacaksınız efendim. İkinci bölümde de sinema sektörünü ve tabii bu işin ekonomisini konuşacağız. Her şeyin ekonomisi ikinci bölümle devam ediyoruz efendim. İkinci bölümde de sinemayı konuşacağız ve sinema sektörünü, bu işin ekonomisini konuşacağız. İlk bölümde eğitimi konuştuk ve çocuklarımıza dair neler öğretip neler öğretmememiz gerektiğini ele almış olduk. Ama son dönemde özellikle biliyorsunuz Cem Yılmaz üzerinden tartışılan bir konu vardı sinema sektöründeki gelir paylaşımı üzerine. Hem bir konuyu konuşacağız hem de tabii ki ülkemizde bu sektör ne durumda, kaç bilet satılıyor, en çok gişeler hangi şeylerde yapılıyor ve işte örneğin ben şunu da çok merak ediyorum. Hangi filmlere daha çok biz ilgi duyuyoruz Türkler olarak? Gelin öncelikle konuklarımızı ağırlamadan önce stüdyomda çok değerli birazdan iki konum olacak. Avukat Burhan Gün, televizyon ve sinema filmleri yapımcıları Meslek Birliği Genel Sekreteri ve Cenk Sezgin, SİSAY yani Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olacak efendim birazdan stüdyomda. Ama öncesinde bu sektörü rakamlarla anlamaya çalışalım ve Türk sineması kendi filmini en çok seyreden Amerika'daki Hollywood'dan ve Hindistan'daki Bollywood'dan sonra 3. ülke efendim. Kendi filmlerimizi seviyoruz ve bu dünyada 3. sıradayız ve sinema sektörü olarak da Avrupa'da aslında açık ara öndeyiz. Özellikle dizi oyuncularımızın da birçok anlamda baktığımız zaman fanları var, hayranları var Orta Doğu'da ve tüm dünyada sinema sektörü de parlayan bir yıldız efendim bu oyuncularımızla birlikte. Sinema işletme sayısına baktığımız zaman Türkiye'de 471 işletme var ve koltuk sayısında da 331.444 gibi bir rakam var. Bu rakamı nüfusumuza böldüğümüz zaman dünyaya göre ve Avrupa'ya göre ne durumdayız? Birazdan işin uzmanlarını sormuş olacağız ve esasen bu işin eğitimle ya da gelirle bir doğrudan orantısı var mı? Bu da merak konusu. Konuşmuş olacağız diyelim efendim ve Türkiye'de
70.490.000'lik 409.000'lik bilet satılıyor ve bunun toplam hasılatına baktığımız zaman da neredeyse 1 milyar TL, 896 milyon TL kadar kabaca bir hasılatı var bilet satışlarından ve Türkiye'de özellikle bunu işin ekonomik büyüklüğünü ölçtüğümüz zaman efendim 1.3 milyar TL gibi bir rakama ulaşmış oluyoruz. Ve birinci aslında bir sinema biletini satıldığı zaman nasıl bir gelir paylaşımı oluyor? Biliyorsunuz bu konu üzerinden bir Mısır tartışması olmuştu ve bu işin gelir paylaşımını isterseniz birazcık konuşalım. KDV efendim %8 alınıyor. Bir biletten %8 KDV, bu da kabaca 20 TL'lik bir bilet aldığınızı düşünün sinema salonunda, 1 lira 48 kuruş yapıyor. Bir de bu işten eğlence vergisi alınıyor. Ne kadar? %10 bu da efendim. 1 lira 68 kuruşta devlete eğlence vergisi ödüyoruz ve filmin aslında filmci ne kadar alıyor? %41.5 artı KDV, yani 9 lira 93 kuruşta 20 liralık biletten filmciye gidiyor efendim. Filmci hissesi diye geçiyor ve sinema işletmecisi de %35.5 artı KDV, yani 8 lira 38 kuruş gibi bir rakam oluyor. Bu rakamlar adil mi? Nasıl dağıtması gerekiyor? Burada oyuncuların telif hakları ne olması gerekir? Ve bizlere en önemlisi, biz vatandaşlar olarak sinema salonuna gittiğimiz zaman doğru parayı mı ödüyoruz ve adaletli bir dağılım mı var? Tüm bunları çok değerli konuklarımla Her Şeyin Ekonomisi'nde konuşmaya devam ediyoruz. İkinci bölümüne devam ediyoruz efendim. Sinemamızı konuşacağız, sektörümüzü ve tabii ki Türk filmlerini konuşacağız. Varsa sorunlar, bunları da masaya yatırmış olacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Evet, avukat Burhan Gün, televizyon ve sinema filmleri yapımcıları meslek birliği genel sekreteri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve daha önce de Cenk Bey sizi ağırlamıştık, tekrardan hoş geldiniz. Hoş. Cenk Sezgin, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi efendim 200 bin kişi ekmek sağlayan bir sektörden bahsediyoruz aslında. Sinema sektörü şu anda Burhan Bey ne durumda? Şu an taşlarını yeniden yerine oturtmaya çalışıyor, öyle söyleyeyim. Yeni bir kanunumuz çıktı. Hı hı. 5224 sayılı sinema filmlerinin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkında kanun. Hı hı. Aslında 2004 yılında yasalaşmıştı. Ocak ayı içerisinde de bir yenileme geçirdi kendi içinde. Bir kısmı hemen yürürlüğe girdi. Bir kısmı da 1 Temmuz 2019'dan hı hı. sonra girecek. Bu anlamda yeniden bir düzenleme sistemi geldi. Yeni yasa ne getiriyor Burhan? Şöyle, yasamız aslında bir destekleme yasasıydı. Hı hı. Bunu biraz daha geliştirdi. Belki ondan biraz bahsetmek. Lütfen. İşin ekonomisini büyütmeye çalışıyor kamu tarafı. Bizde kamusal teşvik sinema genel müdürlüğünden geliyor sadece. Onun dışında bir teşvik sistemimiz yok. Özel sektörün girişimleriyle sinema filmleri oluşturuluyor. Bu anlamda çok kıymetli. Yani bağımsız filmlerin, ana akım dışındaki filmlerin desteklenmesi için çok önemli bir alan. Ama yeni sinema kanunumuz bunu biraz daha genişletti. Mesela bir ortak yapım desteğini biraz daha büyüttü. Yabancı filmlerin Türkiye'de gelip çekilmesi durumda %30'a kadar bir teşvik sistemi getirdi. Yurt dışına ihraç edilecek olan dizi filmlerimize bir teşvik sistemi getirdi. Sinema salonlarına doğrudan bir teşvik sistemi getirdi. Olmayanlardı bunlar. Bunun dışında film çekimlerini tek merkezden daha kolay bir şekilde izinlerin verilebileceği bir sistem getirdi. Ve mevcut destek miktarını da büyüttü, öyle söyleyelim. Popüler olan konu da bu sinema salon işletmecileri ve yapımcıları arasındaki elde edilen
gişe hasılatının bölüşümüne ilişkin de bir takım kurallar getirdi. Mesela reklam sürelerine bir kısıtlama getirdi. Hı hı. Dedi ki 10 dakika olsun bundan sonra. İki filmler hani gidip izliyoruz ya, oturuyoruz, reklamlar dönmeye başlıyor. Buna bir kural getirdi 10 dakika. 5 dakikada fragman süresi olsun, 15 dakika içinde film başlasın dendi mesela. Bir yeni... Buna çok sevindim bir izleyici olarak söyleyeyim. Hepimizin, çok fazla reklam evet, vardı. Evet, hepimizin istediği bir şeydi. Evet. Bu anlamda bir düzen geldi. Onun dışında sinema salonlarının bir ürünle bileti aynı anda sattığı, mesela bir mısır ya da bir içecek ya da herhangi başka bir şeyi biletle sattığı ve indirim yaptığı uygulamayı kaldırdı. Bilet ayrı, diğer yan büfede yapılan satış faaliyetindeki ürünler ayrı ayrı satılacak. Bunu kanun içine yerleştirdi mesela ve hemen yürürlüğe girdi. Şu anda da uygulanıyor. Bunun dışında toplu satış faaliyetlerinin tamamını 1 Temmuz'a kadar izne tabi tuttu. 1 Temmuz'dan sonra da kaldırılmasına karar verdi kanun. Öyle bir düzenleme getirdi. Bunun şu an yönetmeliğini yazıyoruz hep beraber. Yani Sinema Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde sektörün tüm bileşenlerinin katılımıyla İşin uygulama tarafı da bir yandan düzeltiliyor, öyle söyleyeyim. Evet, aslında uygulama tarafı yapılıyor. Bir taraftan da burada Cenk Bey'e sormak istiyorum. Mesela Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül'ün aslında filmleri işte sektörün durumundan ötürü bekletiliyor diye bir aslında bilgi var. İzleyici ve hasılat riski olduğu için mi bunlar öncelikle bekletiliyor? Yoksa geçtiğimiz aylarda hani aslında Burhan Bey de söylediği gibi yaşanan bilet kriziyle ilgili bir durumu, bunun yansıması mı devam ediyor? Şimdi öncelikle bu geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren kanunun getirdiği bir takım yaptırımlar var. Sinema salonlarındaki olası gelir kayıplarının önüne geçecek bir takım maddeler devreye girdi. Fakat bu maddelerle ilgili ceza yaptırımlar 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Dolayısıyla 1 Temmuz sonrasında olası kayıplarının daha düşük olacağını öngörerek 1 Temmuz sonrasındaki takvime aktarmak istediler bazı yapımcılar. Hepsi böyle yapmadı. BKM mesela Organize İşler filmini gösterime soktu. Şu anda gösterimde olan pek çok film var. Dolayısıyla bu sektör için hem bir aslında kayıp oldu, hem de izleyicinin çok fazla bu tartışmalar sırasında ne olup ne bittiğini anlayamayan Türk seyircisinin, bir de önündeki seçeneklerin azalmasıyla sinema salonlarından biraz soğuması sonucunu getirdi. Rakamlarda düşme oldu mu? Mesela siz bize geldiğiniz gün aslında baktığımızda Cenk Bey bunları konuşuyorduk. Daha çok sıcak bir gündem vardı. Hani o günden bugüne aylık izleyici sayısında bir değişiklik var mı? Yaklaşık %30'a varan %30, geçtiğimiz yıl arasında bilet adedinde. Fakat yılbaşından bu yana ekonomik şartlarla artı kiraların ve diğer maliyetlerin artışıyla ona paralel olarak personel giderlerimizin artışıyla bilet fiyatlarında artışlar yaptık. Dolayısıyla bilet fiyatlarına bu %30 olarak yansımadı. Ama sonuç itibariyle seyirciye sinema biletleri eskisi kadar değil, onun bir miktar üstünde bir fiyatla sunulmaya başlandı. Bunun da böyle bir eksisi oldu. İcra ile boğuşan işletmeler var. Çünkü bizim sektörümüzde biraz evvel tabloda siz de gösterdiniz. 20 liralık bilette 8 lira civarında bir para kalır sinema işletmesine. Evet, yani onu diyecektim. Mesela sinema işletmecisi burada kazandığı para 20 lirada 8 lira. Bu tartışmalar ve bu çıkan yeni kanunla birlikte aslında her ikinize de soruyorum. Sizin için avantaj oldu mu, dezavantaj oldu mu diye sorsam. Şimdi ben Cenk Bey izninizle bir önceki sorunun bizimle ilgili olan kısmını açıklayıp oradan bağlayayım. Şimdi neden filmlerine girmiyor? Şirketlerin kendi kararı bu. Kanun iki tane önemli şey getirdi. Bir tanesi şeffaflık mevzusuydu. Şimdi bakanlık kanunun içine dedi ki bütün sinema salonları bir yazılımla bana entegre olacaklar. Ve satılan bileti anında hem Sinema Genel Müdürlüğü hem mali hem de yapımcının ve ilgili dağıtımcının önüne düşecek. Bu sistem de 1 Temmuz'dan sonra yürürlüğe girecek. Zaten şu an onun yazılım ihalesi de yapıldı ve temel şartları da oluşuyor. Bütün salon işletmecilerine bir zorunluluk olarak söylendi ve ilk ihtarlar da yapıldı. Bunun yapılmasını da bekliyor üyelerimiz, yani bu önemli yapımcılar. İkincisi, toplu satış faaliyetleri şeffaf bir şekilde denetlenemiyordu. Bunun ciddi handikapları oluşuyordu. Onun da 1 Temmuz'dan sonra sona ereceği için bunun sonuçları da beklendi. Şimdi niye bu filmler önemli? Filmler girmeye devam ediyor. Yani birçok film girdi. Yerli film de var, yabancı film de var. Biz sektörde bu filmlere öncü, lider veya taşıyıcı filmler deriz.
Bu biraz önce saydığınız kişilerin filmleri. Neden? Bunlar seyircilerini yaratmışlardır. Devam filmleri vardır. Belli bir seyirci taşıma potansiyelleri çok yüksektir. Tanıtım mecraları oldukça güçlüdür. İster istemez bir potansiyel seyirci barındırırlar. Bu filmler de genel olarak Ekim-Mart döneminde girerler. Bizim sinemamızın en çok seyircisini taşıdığı dönemdir bu dönemler. Yılın başındaki bu dönemde girmek yerine, bir önce Cenk Bey'in söylediği gibi, ikinci döneminde yani Ekim-Kasım-Aralık ayında girmeyi tercih ettiler. Sonuçta toplamda 2019 yılında bir önceki yılın rakamlarına ulaşacağımızı hedefliyoruz hepimiz. Aynı zamanda bu bir sinerji de yaratacaktır. Şimdi biraz önceki sorunuza dönersek, bir teamül vardır. Yani yazılı olmayan bir hukuk vardır bizde bölüşümle ilgili. %50-50. Yani elde edilen bilet gelirinin yarısı yapımcıya, yarısı da sinema filmi yapımcısına kalır. Devlet de bu önce devletin kesintileri, eğlence vergisi, Türk Hava Kurumu. %18 devlete gidiyor değil mi? Kapıca. Evet, KDV'si. Hı hı. Bunlar kesildikten sonra kalan gelirin yarısı sinema salon işletmecisine, yarısı da yapımcıya kalıyor. Yapımcı da dağıtımcısı varsa ona hissesini veriyor. Kaçsa bu? Hı hı. 8 ile 12 kendi aralarındaki anlaşmaya göre ya da daha az veya daha çok, hı hı, bilmiyoruz. Ticari bir konu o. Bu elde edilen konudaki problem nereden çıkmıştı? Oradan. Soruyu oradan sormak lazım. Biraz çabuk toparlayalım. Şeffaf bir şekilde kurulamadığı için çıkmıştı. Yani gelen gelir sinema salon işletmecileri tarafından muhasebeleştirilip düzenlendiği ve bu şekilde beyan edildiği için sıkıntı oluyordu. Hı hı. Devlet kurduğu yazılım sistemi sayesinde biz bunu şeffaf bir şekilde göreceğiz. Dolayısıyla bölüşüm adil ve net bir şekilde olacak. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Cenk Bey? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Bizim bu biraz daha bahsettiğimiz 5.224 TL yasa aslında sinema filmini teşvik ve destekleme yasası, sınıflandırma yasası, ama yasaya baktığınızda sinema salonlarına 4 farklı ceza geliyor. Sanki sektörün bir yerde yaramaz çocuğu sinema salonu işletmecileriymiş gibi hem böyle bir algı oluştu, hem devlet de bunun üzerine bir takım kurallar getirdi, koydu. Burhan Bey'in yorumlarına, söylediklerine katılıyorum ama şu da bir gerçek ki sinema salonları filmleri, seyircileri buluşturan, eğer Türkiye'de 100 tane filmin 63 tanesi, 100 tane biletin 63 tanesi yerli filme satılıyorsa bu satışı gerçekleştiren bu sinemalardır. Mesela o Cem Yılmaz tartışmasında hani böyle bir şey, yeni Cem Yılmazlar yaratırız şeyi. Biraz siz bu işin ne tarafındasınız tartışmanın? Asla yani biraz tarafı, iddialı asla bir hiçbir, söylem değil. Hiçbir tarafında değiliz. Ya bu söylemi yapan aslında derneğimizin üyesi olması sıfatıyla, evet, sebebiyle tarafsız durduk o konuda. Fakat biz, Burhan Bey çok iyi bilir, bakanlığımızın ve sektör toplantılarında biz her zaman yapımcılarımızın yanındayız. Onlar olmadan bizim oynatacağımız %60'tan 100 biletten 60 tanesinin seyircisi kaçacak. Tabii. Bu Türk dünya çapında çok büyük bir rakamdır. Türk sinemasının Türk dizisiyle beraber dünyada yakaladığı çok büyük bir rüzgardır. Bu rüzgarın önüne geçmemek lazım. Tabii, bu tartışmalar tamamen bu, yani tamamıyla aslında bir iletişim, evet, kazasıdır diye söylüyorum. Fakat şurada şunu söylemek istiyorum. Biz bu birden fazla ceza ve çok ağır cezalar karşı karşıya kaldığımız bu kanunun yanında bakanlığımızdan beklentimiz sinema salonlarımızın destekleneceği, teşvik alacağı, hı hı, ve sinema işletmeciliğinin biraz evvel bahsettiğiniz 8 liranın içinde aslında bizim 8 lirada işletme giderlerimiz var. Evet. Büfede mısır satamayan sinemanın açılabilmesi, işleyebilmesi mümkün değil. Çok büyük bir yatırım artık sinema, hı, işletmeciliği. Bu şartları da gözeterek sinema işletmelerinin teşvik görmesi, bir destek toparlarken bir yeri bozmamak lazım. Evet. Engel olmak gerekiyor. Şimdi asıl bir de size şunu hemen sormak istiyorum. Bu arada vaktimiz çok az kaldığı için rica edeceğim, böyle hızlı hızlı gidelim. Birçok soru sormak istiyorum her ikinize de. Mesela Cenk Bey, sinema bilet fiyatları, sinemaya baktığımız zaman hep böyle gişeli filmler var. Şimdi buna karşılık salonda yer bulamayan filmler de görüyoruz. Türk sinemasının gelişmesi açısından bu bir engel teşkil ediyor mu? Çünkü bazı filmler işte sanat filmi olabilir ya da gişesi daha az beklenen bir film olabilir. Burada dengeyi nasıl kuruyorsunuz ya da nasıl kuruyorsunuz? Şimdi burada denge aslında yapımcı tarafı değil ama sinemacı ile dağıtımcı arasında, hmm, bir pazarlık söz konusu. Dağıtımcılar gişe beklentisi yüksek olan filmleri eğer pazarlama noktasındalarsa biz sinema sahiplerine çok fazla söz hakkı kalmıyor. Çok adet salonda ve çok uzun haftalarla salonlarımızı rezerve edip çokça filmin girebileceği özellikle yüksek sezonda az sayıda gişe beklentisi yüksek olan filmlerle bir yerde seyircimizi de bunalttığımız, hmm,
bir yerde yapımcılarımızın da, yani büyük film sahibi olmayan yapımcılarımızın da hakkını, şansını elinden azalttığımız, aldığımız bir süreç yaşıyoruz. Burada dağıtımcı tarafında da kuralların konması, oluşturulması. Sadece 8 tane yapımcının filmlerini biz oynatırsak, diğer yüzlerce yapımcı potansiyel, nasıl çıkacak, yani nasıl yer bulacaklar kendilerini? Çok çok haklısınız Cenk Bey. Şimdi Türkiye'de çekilen ve tarih için bekleyen birçok film var. Doğru. Çoğu vizyona girmek için gün bekliyor. Çekilen bir filmin sinema salonlarında gösterime girmesi için hep merak etmişimdir. Kıstasları nelerdir? Hangi aşamalardan geçiyor? Şöyle, bir yapımcı filmini oluşturduktan sonra film dağıtımcılarına gider. Bu dağıtımcılarla önce filmi izlerler. Ya da bazıları daha proje aşamasındayken gider. Evet. Hani onların katkılarını falan çözebilmek için. Bizim sinema endüstrimiz nasıl büyüdü sorusuyla cevaplamak lazım. Televizyon dizilerimiz sayesinde özel sektör, yani bağımsız yapımcılar hem mali açıdan güçlendiler hem de popüler oyuncuları sinema salonlarına da çekebildiler. Bu sayede televizyon alışkanlığı olan seyircimiz sinema salonlarına gitmeye başladı. Haliyle bir sinema filminde popülerliği yüksek, yani kitlesi olan oyuncular diye düşünün, yönetmenler, yapımcılar, yani kendisini oluşturmuş hikayeler olduğu zaman dağıtımcılar bunu öncelikle tercih ederler. Öne alıyorlar. Öne alırlar. İki, kampanya gücü mesela. Çok iyi bir PR dediğimiz, bununla ilgili nasıl bir halkla ilişkiler faaliyeti yürüyeceksiniz diye sorarlar. Onun bütçesinin ne olduğunu, nerelerde gözükeceğinin, hangi tanıtım mecralarında olacağını sorarlar. Bu, mesela ben bir filmi yaptım ama hiç tanıtım yapmayacağım dediğiniz zaman dağıtımcı onu vizyona sokmakta tedirginlik içerisinde olur. Neden? Sinema salon işletmecileri en nihayetinde talepte bulunur. Onlar da taleplerini bulunurken kim oynuyor, nasıl bir film, nasıl bir potansiyeli var, nerelerde ortaya çıkacak gibi beklentileri oluştururlar. Bazı filmler başlarında çok büyük girerler, sonra düşmeye başlarlar. Bazı filmler de hani fısıltı gazetesiyle, yani insanların beğenisi ve tutmasıyla salon sayılarını da arttırabilir. Tamamen aslında git bir filme gittim çok beğendim. Beğendim de olabilir. Dolayısıyla burada en temel şey önce dağıtımcıları, sonra salonları ikna edecek, insanların sinemaya gitme cazibesini ortaya çıkaracak filmleri tercih etmekle ilgili. Cenk Bey'i biraz ikna etmek lazım. Evet, onu ikna edersiniz. Çünkü filmin girmesi de yetmiyor. Filmin kalmasını sağlamak da lazım. Yani ikinci hafta, üçüncü hafta kaldırılmamasını sağlamak için kampanyanızı sürdürürsünüz. Televizyon reklamı verirsiniz, programlara katılırsınız vesaire. Şimdi Cenk Bey, Netflix gibi dijital platformlar var. Sinemanın sinemayla hani geleceğini kurduğumuz zaman bu tarz şeyler tabiri caizse sinema salonlarının sonunu getirme riski var mı? Yoksa izleyici çok sadık ne olursa olsun salonunuza gelip filmleri izliyorlar mı? Bu bahsettiğiniz dijital platformların sürüsüne bereketi diyeceğim. Amerika'da yıllardır zaten var. Değil mi? Ama Amerika'da yılda satılan bilet adedi 1.3 milyar, %1 fark etti. Aşağı veya yukarı fark ediyor. O da yıldan yıla ufak bir salınım sesi yapıyor. Bu bir risk değildir. Netflix veya diğer platformlar için üretilen filmler orada oynar ama sinema için üretilen filmler ayrıdır. Çünkü Netflix'in getirisi bir yapımcı için, Burhan Bey çok daha iyi biliyordur, sinema gişesiyle kıyaslanabilecek bir getiri değildir. Yapımcı açısından benim için tercih, ben film yapıyor olsam önce sinemada hasılatımı alırım. Tabii. Arkasından belli bir süre Netflix'ten üstünün ilavesini alırım. Evet. Bu en büyük karlı modeldir. Yani işin aslında salon daha karlı ve katma değerli anlamında. Aynen. Biz bunlara pencere diyoruz. Yani şimdi bir filmin pencereleri bunlar. Yani insanlarla buluşma alanları. Eskiden televizyon çıktığında da aynı tartışma vardı. Şimdi televizyon çıktı, sinema yok olacak. Oysa sinema bir seremoni alanı bir yandan. Yani bir kültürel, işte beraber dışarı çıkarsınız. O bir yaşam alışkanlığı. Sosyal etkinlik. Sosyal etkinliktir. Televizyon daha bireysel diyelim. Evet. Şimdi bunlar pencereler. Yani Free TV dediğimiz açık kanal, sonra Pay TV ücretli ödemeler ya da VOD internet üzerinden platformlar. Bütün bunlar sinemanın ekonomisini besleyen alanlar. Biri diğerini ortadan kaldırmaz. Şey olarak söylüyorum, yani bir televizyonunuz oldu diye ya da mesela cep telefonunuz oldu diye televizyondan vazgeçmedik. Hani bunları ekleyerek büyüttük. Bence bu platformlar televizyonu öldürüyor. Hani sinemacılığı öldürmez ama televizyonu bence çok ciddi anlamda izleyiciyi birazcık daha... Dünya bunu tartışıyor. Dünya bunu tartışıyor. Buldukları şeyi söyleyeyim. İçerik her zaman belirleyicidir. Doğru. Şimdi ne kadar güçlü içeriği nerede olursa oraya gidersiniz. Televizyon mu, sinema mı yoksa dijital platform mu? Siz oraya ne koyduğunuzla ilgili. İzleyecek bir şey yoksa dijital olan, ücretsiz olduğu ve kolay erişim olduğu için bu. Evet. Ama televizyon da her zaman... iyi içerikte kendini her zaman daha iyi bir konuma koyar. Bir dakika kaldı, 30'ar saniye
pay etmiş Burhan olalım. Burhan Bey biraz fazla konuştu. Ben 45 saniye rica edeceğim müsaade edersen. Ben şunu söylemek istiyorum. Sinema salonları olmadığı sürece diğer dijital platformların zaten şansı yok. İnsanlar sinema salonlarında büyük perdede seyretmek istiyor filmlerini. Kültürler böyle büyüyor. Sadece Netflix'te film üreten bir Türk sinema sektörü Türk kültüründen uzaklaşır, dünya piyasasına çalışmaya başlar. Filmlerini satabilmek için. Sinema salonlarının ayakta kalınması için de özellikle 3 tane madde var burada altını çizmek istedim çok kısaca. Birincisi vergi yükümüz çok ağır. Biz biraz evvel 4 lira sinema, 8 lira sinemaya kalıyor dedik ama giderlerimiz personel, kira ve en büyük işletme giderlerini topladığınızda 8 liranın üstüne çıkıyoruz zaten. Bu demektir ki büfe olmadan sinema çalışamaz. Burada 8 liranın bize yetmediği sıfır karla bilet fiyatı üzerinden çalıştığımız bir yerde 4 lira vergi veriyoruz. Bizim KDV'mizin %18'den 8'e düşürülmesi lazım ödediğimiz masraflarımızda. Eğlence vergisi %10 peşin hasılat üzerinden alır. Mutlaka kalkması lazım. Ceza gibidir bu. Çok az sektör uygulanır. Sinema bunlardan bir tanesidir. Yani eğlence kadar kültürüz de biz. Niye kültür tarafımız destekleneceğine eğlence tarafından ceza yiyoruz gibi bir algı vardır sinema işletmelerinde. Diğer tarafından filmlerin sadece 4 aylık 5 aylık kış sezonuna sıkışmaları hem sektör için hem sinemalar için büyük bir gelir kaybıdır. Dengesini dengelenmesi zordur ve sinema filmlerimizin mutlaka tanıtımlarının profesyonel eden yapılıp seyircimizin sinema filmleri konusunda daha iyi bilgilendirmesi siz medyanın büyük katkısı var ama yapımcılarımızın da bu konuda daha büyük bütçeler ayırarak tanıtıma filmleri takviye edemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Evet, süre kalmadı. İnşallah Burhan Bey bir dahaki konuk olduğumuz zaman da ek bir söz hakkı vermiş oluruz efendim. Hani kalsa verecekti bir söz hakkı ama çok teşekkür ederim her ikinize de. Avukat Burhan Gün ve Cenk Sezgin ile birlikte konuştuk efendim. Sinema sektörü ekonomisine, her şeyin ekonomisine bir hatırlatma yapalım. Saat 20.40'da dünyanın gözü Amerika'da. Amerika Merkez Bankası, dünyanın en önemli ekonomisi Amerika Merkez Bankası. Faiz kararını verecek efendim. Neden bu kadar önemli? Türk lirasını da etkiliyor. Yani kısacası cebimizi de etkiliyor. 20.40'da çok değerli konuklarımız var. Namı değer Bayteknik Ahmet Mergen, Doktor Pelin Yantur ve stratejist Yeliz Karabulut'la birlikte saat 20.40'da yaklaşık 40 dakika sonra biraz dinlendikten sonra FED Özel yayınla devam ediyoruz.